Diyor ki Sayın Erdoğan, tırnak içinde alıyorum, Wall Street'teki yazısından iki cümle, İdlib'e yönelik saldırı ufukta gözükürken uluslararası toplum sorumluluğunun farkında olmalı. Pasif kalmanın bedeli büyük olur. Suriye halkını Beşar Esed'in merhametine terk edemeyiz. Bu birinci cümle. İkincisi de İdlib köprüden önceki son çıkıştır. Eğer Avrupa ve Amerika şimdi harekete geçmede başarısız olursa sadece masum Suriyeliler değil tüm dünya bedel ödemeye katlanacaktır. Buyurun efendim. Efendim çıkmazda. Yani hem Türkiye'nin güvenliği açısından, toprak bütünlüğü açısından hem de ekonomisi açısından bu açıklamalar Tayyip Erdoğan'ların, hükümetin bir çıkmaza girdiklerini ve Türkiye'nin bu politikayı sırtında taşımayacağını gösteriyor. Yani şunun için çıkmaz. Türkiye'nin güvenliğine baktığımız zaman bir Doğu Akdeniz'den, ben esas tehdit odağının artık Doğu Akdeniz olduğu kanısındayım. Bugün, dün akşam bunu Habertürk'te de söyledim. Bu sabah Sayın Soner Polat amiralimiz de çok güzel bu konuyu yazmış ve o da esas artık tehdit Doğu Akdeniz'dir diyor. Biz bir süredir zaten işliyordu Sayın amiralimiz. Şu bakımdan Doğu Akdeniz'de Amerika ve İsrail doğrudan doğruya 6. filolarıyla, destroyerleriyle vesaire karşı karşıya ve Doğu Akdeniz tabii ve Ege petrol ve doğalgaz kaynakları açısından dünyanın önemli bir rekabet odağı haline geldi. Tabii ikinci olay Doğu Fırat, ikisi de Doğu. İki tane Doğu tehdidi var Amerika açısından. Fırat'ın doğusunda da, yani Türkiye'ye yönelttiği tehdit açısından, Fırat'ın doğusunda da Amerika'nın piyonları, PKK, PYD vesaire. Şimdi ister Doğu Akdeniz'de, ister Fırat'ın doğusunda biz Suriye ile birlikte olmaya mecburuz. Bakın bu bir mecburiyet. Öyle Tayyip Erdoğan'ların keyfine kalmış bir olay değil. Ve Türkiye gibi büyük ülkeler böyle çok ülkenin geleceğini felakete atabilecek siyasetleri sırtında taşımaz. Yani yoktur Türkiye tarihinde böyle bir şey. Yani onun için Tayyip Erdoğan'la Türkiye'nin devam edemeyeceğini söyleyebilirim bu konuşmadan sonra. Kaldı ki bir de ekonomik boyutu var. Şimdi bir yandan İran'la, Rusya'yla, milli paralarla, Türk lirasıyla alışveriş başlıyor. Merkez Bankası Başkanı İran'ın dün açıkladığı aydınlığa evvelsi gün. Ondan sonra siz Amerika'yla, Türk lirasıyla alışveriş yapabiliyor musunuz? Yani düşünün, İran, Irak, Suriye, Rusya bunlar Türkiye'nin enerji güvenliğini sağlayan ülkeler. Siz şimdi Rusya ve İran'la Türk lirasıyla alışverişe başlıyorsunuz. Bu Türkiye için muazzam bir ekonomik ufku açan bir seçenek. Aynı zamanda Çin'le birlikte olmaya mecbursunuz önümüzdeki dönem ve Çin'in Türkiye'ye 200-300 milyar dolarlık yatırım yapma, Türkiye'yi bir üretimcisi haline getirme gibi Türkiye'nin önünde imkanlar var. Şimdi siz bu siyasetle ne İran'a, ne Çin'e, ne Rusya'ya, hiçbirine, ne Suriye'ye, en önemlisi bence Suriye, güven verebilirsiniz. Ve aynı zamanda Doğu Akdeniz'de de, Doğu Fırat'ta da, Fırat'ın doğusunda da Amerikan tehdidine, İsrail tehdidine karşı koyamazsınız. Amerika